Wellington'un pozisyonu var. Wellington'a foul yapılıyor. Karşı tarafa veriliyor. Önce Wellington'a foul var. Oyuncu Wellington'u zorluyor. Sonra Wellington'a can havliyle ona temas ediyor. Karşı tarafa foul veriyor. Ee, yine e, Karagümrük cephesinden bakarsanız foul olmayan pozisyonda yani Karagümrük oyuncu devam edecek. Durdurdu ve Çiftaş'a foul verdi falan. Birkaç tane böyle pozisyon var. Maçtan sonra gitti zaten Bahattin Hoca'nın yanında Sergen Hoca orada bayağı bir serzenişte bulundu. Hatta senin o tam söylediğin pozisyonda köşeyi gösterdi, eliyle, noktayı gösterdi. Epey beyli havada kaldı. Zaten meşhur da şudur ya. Hareketi. Şimdi şöyle yaptı hoca. E orada o serzenişte bulundu. Tam senin dediğin pozisyonu. Anlasın. Şimdi Beşiktaş bölümünü kapatmadan ben transferi de biraz konuşmak Hı -hı. istiyorum. Özellikle maçın ardından Kaan Ayhan transferinin olmayacağını, konunun kapandığını söyledi Sergen Yalçın. Peki hangi takviyeler yapılacak Ergen? Evet. E, hani Basit biraz şampiyonlar ligini de tabii evet, düşünmek lazım bu noktada. Sabek işini Yerli sordum oyuncu. dün hocaya ee, işte Kaan Ayhan'ın <laughs> olmayacağını öyle söyledi oradan çıktık onu. Ee, Hocam solu üçlediniz Umut Meraş hayırlı olsun dedim. Sağ tarafta Rozier biraz tek kaldı gibi alternatifsiz kaldı gibi dedim. Dedi ki sana göre alternatifsiz bize göre birileri oynar dedi. <gülüyor> <gülüyor> tabii e, kendi söylemeden ben düşündüm ki oynar diye Necip dedi doğal olarak. Ee, Bu arada yani, Montero'ya yapılan bir kiralama teklifi evet, var. Evet teklifi var. Beşiktaş'ta ee, Beşiktaş'ta herhalde şimdi Umut Meraş'tan sonra bir e, stopper e, Montero o, alındıktan sonra transfer kapanacak gibi duruyor. Ee, yani bir orta saha takviyesi daha olur mu olmaz mı çok emin değilim. Ama ben yine söylüyorum keşke bulabilseydi bir alternatif sabit Beşiktaş. Niye? Evet Necip oynar. Necip her yerde oynuyor. Orta sahada da oynuyor. Gerektiğinde hücuma da çıkıyor da. Stopper oynuyor. Stoper hı hı. de oynuyor doğru ee, çok fonksiyonlu bir adam ama şöyle Rozier enerjisiyle e, yani tekmeden kafa sakınmayan adam modeli vardır ya öyle bir adam yani, e, hiç sakınmıyor kendini. Askerde bir laf vardır asker e, aklını nizamiyede bırakır içeriye girerken Rozier'de büyük ihtimalle evet. soyunma odasına bırak. Evet. Yani dedim ya çıldırmışça soyunur evet, evet. evet, yani evet. çok keyif veriyor evet, ama kesinlikle. hem karta... Hem, hem sakatla yani amcadir, kendisini yani. sakatlayabilecek kadar evet. coşkulu oynuyor. Hani arada uyaracaksın. İşte Roziyer bak senin alternatifin yok oğlum. Dikkat et falan evet. diyeceksin. Bir şey diyeceksin yani adama. Bu, bu açıdan yani ben orayı önemsiyorum. Ama hoca birileri oynar diyorsa geçen sene bu, bu sloganları çok kullandı ve hepsinin altını doldurdu. Birileri oynar Orada dedi. Orada kim şimdi... var şimdi? Necip var, Uysal var. Necip Uysal var. Üç, üç, üç kişi. Necip evet. her yerde oynuyor maşallah. Ee, onun dışında dedi, Montero çok anlamadım. Ee, biraz böyle bir dolanıp iyi stoper bakıp Şampiyonlar Ligi'ne aşina bir stoper bakıp işler maddi olarak falan olmayınca, bitmeyince sanki Montero'ya gidilmiş gibi bir durum var burada. Çünkü Montero geçen sene de Beşiktaş kadrosundaydı. Evet. Eğer kiralanıp tekrar kadroya kampı takımla beraber geçirmesi istenirdi değil mi? Düşünülüyorsa kadroda kampı benle beraber geçir derlerdi. Biraz öyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'nde Vida Wellington'u üçleyecek kalibrede kalitede bir stoper mi? O tecrübe eksikliği var. Çünkü bir yerli oyuncu daha olmaması Ya Benim potansiyel olarak aslında acaba? en çok tatmin eden Montero açık söyleyeyim. Yani hmm. Potansiyel şöyle doğru. Hmm. Simeone tedrisatında yani adam şey yapmaz. Atletico Madrid yani orada çok tutmaz. Kiralıyor adam. Hmm. Vermiyor mesela bonservisi. Evet potansiyeli Oynası. yüksek bir oyuncu oynasın evet. diye ama geçen sene çok şans bulamadı. Söylemek istediğim şey şu. Vida Wellington'da. Ama bir sakatlık falan oldu yani değil mi? Bir şey oldu. Yoksa ya, tabii sakatlık formsuzluktan, da oldu. sakatlık da yaşandı ama genelde kötü, kulübede kaldı. Formsuz çok kötü değil. Yani potansiyeli var. Ben normal şartlarda mesela sağlıklı, iyi bir Montero bir de ikilisini tercih ederim. Wellington da bu sene iyi başladı gerçi ama oradaki üçüncü adamın senin Mehmet Topal olursa... Devşirme. Hayır bak şu korkutucu oluyor. Şimdi Ersin'i övüyoruz. Sola takviyeni yaptın. Hani en Ensakal'a Rıdvan derken Umut da eklendi tamam iki tane de soperin var. Şu anda oynayanlara bir şey demiyoruz. Rozier'e gezel onlara da bir şey demiyoruz. Ortası her şey zengin. 10 tane doğru adamın varken sen stoper mevkiinde o ikiliden birini kaybettiğinde Mehmet Topal'a dönersen ve işler ters giderse kuvvetle muhtemelde ters gider. Çünkü Mehmet Topal Soper stoper oynadığı maçlarda başarılı olamadı ve adam ısrarla söylüyor ben stoper değilim ve burada oynamak istemiyorum diyor. Ve Beşiktaş'ın bu kadar doğru işler yaparken bu noktaya gelmesi halinde canı yanar. Bak yanabilir demiyorum canı yanar. O zaman da bunun hesabını veremez. Kendi kendine bile veremez. Peki şu müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazar. Yani hiç yerli ifadesi geçmiyor bile. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu oyun 11 kişiyle, saha içinde 11 kişiyle oynandığı için 3 ibaresine biz takılıyoruz. 3 yerli olacak, 3 yerli olacak. Niye 3 yerli olacak? Çünkü 8 yabancı en fazlası olacağı için zaten olabilir. olabilir. Ve ben ne diyorum ki sana? O hakem arkadaş kimse ismini hatırlamıyorum. Aynı pozisyon. Ben 5 tane değişikliği mi yaptım? Salih kırmızı gördü. Ne yapacaksın Sergen Hoca? 3 mi diyeceksin? 3 yerli ne yap Değiştiremiyorum. O zaman maç bitecek. Senin bildiğin bitirecek. kurallara Maalesef göre, gidecek. hayır, senin bildiğin kurallara göre böyle oynayacağız. Nihayetinde seni oraya eğitip gönderen TFF e bize herhalde hükmen mağlubiyet verecek 3-0 kural e Eğitici de öyle biliyor olabilir. Hakemleri eğiten de öyle biliyor olabilir. O zaman geçmiş olsun. Bak, bu Geçmiş olsun bu, o zaman. Türk futbolunun baş, Beşiktaş e, evet direkten döndü yani ucuz yırttı o hata en azından 3 puanına ya da başka bir şeye mal olmadı ama... ...Türk futboluna hayır getirecek bir olay yaşandı bence dün. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Bu niye hayır getirecek biliyor musun? Çok odağa geldi bu mevzu. Bize diyorlardı ki ya kardeşim kural koyuldu hadi devam edin bu kadar konuşmayın artık üç yerle oynanacak. Ben de ısrarla gündemde tutuyorum. Niye? Ee, tutulursa bunlar gündemde, belki Ocak ayında, belki Haziran ayında bu iş değişebilir. Çünkü seneye dört yerli diyor sana, ondan sonraki sene beş yerli diyor sana zorunlu. İş iyice karışacak. Bu sürdürülebilirliği yok bunun. Niye dün hayırlı bir iş yaşandı biliyor musun? Belki bu spesifik olay, çok üzerine kilitlenilip konuşulacak olay, bu olayın karmaşasını, kargaçasını, ne sıkıntılar çıkartabileceğini bir daha dank ettirdi kafada ben Haziran bekliyordum ama bu değişikliği olmaz abi değişiklik olmaz. Ocak'ta bile olabilir. Olabilir. Türkiye'de şimdi ama olmasını ben asla kabul etmem, tasvip etmem. Yani ama şöyle oynanırken oyun, oyun oynanırken kural değişmez. Oyun oynanırken kural çok değişiyor değişmesi. Türkiye'de. Değil. Çok ben, değişiyor. Çok değişmesi yani daha önceki yanlışlıklar bizim yanlışa haksızlığa hatta adaletsizliğe izin vermemiz. Ya yani bir kere hakkını yemişim senin. hadi bir daha yiyeyim ne olacak diye. Ya da onun yedin senin de yiyeyim. Dönmez. Şimdi o zaman ilk hafta, ikinci hafta ve hatta bu hafta bu kural doğrusuna sahaya çıkıp da puan kaybeden takımlara ne diyeceğim? Adam gibi ben 11 yabancıda çıksaydım. Marco Paşa'ya anlat diyor o da. Ben dinlemiyorum seni diyor. Bu çok yaşandı defaatle. Marco bile. Paşa, yerli statüsündeki Marco Paşa mı? Mehmet Ağar'ı yani. <laughs> güzel. Şimdi o, o bile sıkıntı. Hangi Marco? Güzel. Dinlemiyor <laughs> mu? bulamıyorsun orada yani. Bağır dur. Diyorsun ki ya beş hafta böyleydi. 6 hafta bu kural geldi. Oyuna devam diyor yani. Ya, kural geldi diyorsun işte kuralı uygulaması gereken kuralın orada uygulayıcı olarak bulunan hakem sana üç yapıyorsa zaten çok konuşacak bir şeyimiz yok. İnşallah orada biz yanılgı vardır bir şey vardır ne bileyim yani. Yani mi, bu muhtemelen bir, bir şekilde bir kayıtlara geçecektir e, zaten. Ya hoca beyanı zaten canım ilgili... biz Beşiktaş teknik direktörünün beyanı üzerine evet. biz burada yorum yapıyoruz. Tabii. İki defa hem Mikson'da söyledi hem basit toplantısında söyledi. Bu Sergen Yalçın beyanıdır bizim uydurduğumuz bir şey değil yani. Ya şu, şu üç hareketi şey değil ki hani e, hocam 3 e, üç gol olur falan demek değil yani bu. On kişi kaldınız ama üç atarsınız hocam <laughs> falan. Biz de Beşiktaş'ın çocuğuyuz öyle dememiştik herhalde. Peki en azından şunu söyleyebiliriz herhalde bundan sonrası için netleşti. Evet. Böyle A, bir tartışma da o daha üzerine artık netleşti. Hata büyük kabul. Ee, i̇nan bak çok çok adam bunu bilmiyordur orada o camia. Ya yani bilmesi gereken e, çok kişi bunu bilmiyordur. Ee, şimdi Biz günah geçiliği o yerli oyuncuya Gözün, çok odaklandı. Ya gözünü seveyim ya bak bilmiyor. Şimdi ben hakemleri asalım keselim taraftarı bir adam değilim ama abi bir işi yapıyorsan onun kurallarını bileceksin. Ya, ya işte diyor ya çoğu bilmiyor. Olur mu işte. yani? Mesela şöyle bir hakem hayal edelim. Ben en uçta bekliyorum. En üstte bekliyorum. ileride takılıyorum. Kaleciyle muhabbet ediyorum. Top He. geliyor. Geliyor vuruyorum. Gol atıyor. Evet. Golü veriyorlar. E verdi olmadı mı? Hayır, hayır Bir dakika. Ahmet Akçam Beşiktaş bir dakika, gol attı Beşiktaş'a. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yan hakemde bayrak kaldı mı? Niye? Aa offside kuralını <laughs> bilmiyormuş. Ya böyle bir şey olur mu? Hakemsin. oluyor işte. Diyor oluyor işte yani. ha, bak adı üstüne hakem. Yani bilmen gereken tek şeyi bilmiyorsun ya. Üç tane kural ezberleyip oraya geliyorsun. O yüzden o pozisyondasın, o görevi yapıyorsun. Neyi bilmiyorsun? İşte Sergen Hoca mesela sahaya 10 kişi, 11 kişi yerine 13 kişiye çıkarabilir mi takımı?